haftasındayız. Yüksek Adrenalin programına hoş geldiniz. Konuğumuz Mehmet Berincek. Merhabalar. Merhabalar. Çok heyecanlıyız çünkü çok da bilinmeyen konulardan bahsedeceğiz bugün, değil mi? Evet, gayet keyifli olacak herhalde. O konulara daha sonra döneceğiz. Rusça biliyoruz, Almanca biliyoruz, İngilizce biliyoruz, pek çok dil araştırma yapıyoruz. Evet, 15 senedir de Rusya'da devlet arşivlerinde, Rusya'daki kütüphanelerde kesintisi olarak çalışma yapıyorum zaten. Rusya'da araştırma yapmak kolay mı? Rusya'da araştırma yapmak kolay mı? Yani çok kolay değil fakat çok büyük bir zevk. Çünkü Türkiye ile ilgili derya deniz belgeler var. Ondan sonra yani Türkiye tarihini aslında baştan yazabileceğiniz kadar kaynak var ve hiç el değmemiş bakir kaynaklar. O bakımdan bir defa çok uçsuz bucaksız bir alan. Yani Rusya'ya alın 100 tane araştırmacıyı atın, birbirine kolu bile çarpmaz diyebilirim. Yani o bakımdan müthiş bir keyif. Yani eğer o işten zevk alıyorsanız kendinizi bir bilgi tarih havuzunun içinde, daha sonra okyanusun içinde buluyorsunuz Rusya'da. 150 belgeyle Ermeni meselesi çok önemli bir kitaptı. Çünkü resmi tamamını görmemizi sağladı. Peki bu Ermeni meselesi dışında neler inceledik orada? Yani Ermeni meselesi dışında ben aslında bu ilk Rus arşivlerine girmem Türk-Sovyet ilişkilerini incelemek üzerineydi. İlk daha sonra da evet. Evet. O zaman Atatürk döneminde Türk-Sovyet ilişkileri üzerine çalışmalar yapıyordum. Orada Ermeni meselesiyle ilgili bazı şeyler çıkınca Ermeni meselesine de daha sonra kaydık. Ama benim esas tabii ilk başladığım an Türk-Sovyet ilişkileri, ondan sonra Rus tarihi, yine Türk dış politikası, Rus dış politikası, iki ülke arasındaki Osmanlı'nın son döneminden belki bugüne kadarki ilişkiler. Tabii bunlar içerisinde son dönemde özellikle Beyaz Ruslar üzerine de şimdi bugün konuşacağımız konu üzerinde çeşitli okumalar, çalışmalar yapmaya da başladım. Ekim devriminden sonra diyelim ama orada bir tarih hatası var değil mi? Ne? 31 Mart vakası gibi. Ha evet. Bir takvim ondan da bahsedelim. Evet, şimdi Ekim devrimi tabii genel olarak Ekim devrimi deyince herkes Ekim devriminin Ekim'de olmuş zannediyor ama Ekim devrimi aslında 7 Kasım. 31 Mart vakası gibi. Evet, 31 Mart vakası gibi. O zaman kullanılan takvime göre 13 gün geriden takip ediyor. O eski kullanılan takvim. Ne takvimi kullanıyor? Gregorian o dönem. Ha, sonra... 13. Gregorian'ın evet. Meşhur takvimi. Evet. Daha sonra tabii devrimden sonra klasik batını kullandığı takvime Julian denesem ona dönülüyor. O yüzden Ekim devrimi aslında Kasım'da oluyor ama eski devrime göre Ekim'de olduğu için hep öyle bir Ekim devrimi diye. Ha, bizim kullandığımız takvim Gregorian. Demek ki Julian'dan dönülüyor. Evet. Tamam. Julian'dan Gregorian. Evet, Julian'dan Gregorian dönülüyor. Evet. Doğru. Çünkü bizim bugün kullandığımız takvim 13. Gregorian. Aslında Salamanca'da yapılmıştır o takvim. O konuya da ayrıca geçeceğiz. Ama dağılmadan hemencecik Beyaz Ruslara geçiyoruz. Ekim devriminin ardından İstanbul'a geldiler, değil mi? Hemen değil tabii. Onun öncesinde bir iç savaş da bir Rusya'da yaşanıyor. Daha Ekim devrimi olduktan sonra güç dengeleri tam anlamıyla Kızıllar lehine bozulmuş değil. Bir 3 yıl sonra yenilerde evet. Buradalar. Evet, bir 3 senelik bir iç savaş var ve bu iç savaşta tabii birçok bölgede var. Efendim Asya tarafında var, doğuda tabii Ukrayna taraflarında Doğu Avrupa olarak nitelendireceğimiz yerde var. Güney Kafkasya bölgesinde var, Kuzey Kafkasya bölgesinde var. Beyaz Ordularla Kızıl Ordu arasında yoğun bir savaş yaşanıyor. Bu savaşta tabii artık sonlara doğru Kızıllar iyice üstün gelmeye başlıyorlar ve Beyaz Ordu kuvvetlerini Kırım'da, yani bizim Karadeniz'in karşı tarafında sıkıştırıyorlar. Kırım, Sivastopol o bölgelerde ve bunun üzerine de Beyazlar orada sıkışınca kendi donanmalarındaki gemileri atlayarak onlarca gemiyle İstanbul'a, daha sonra Türkiye'ye doğru yola çıkıyorlar çünkü gidecek başka yerleri yok. 1492 sonrası seferatların gelmesiyle çok benzer. Evet, yani büyük bir göç aynı oluyor ve aynı anda ve bu da 1920'nin Kasım ayı gibi özellikle. Öncesinden parça parça gelenler var ama esas büyük parti, büyük akın yani 1920 Kasım'ıyla. 150-200 bin kişiden bahsediliyor. Evet ve bu 150-200 bin kişi de işte yaklaşık... Daha sonra da tabii Şubat ayına kadar falan da gelenler kocaman var. Kocaman bir şehir demek bu. Evet, aslında şöyle baktığınız zaman çok enteresan. 20. yüzyıl için çok büyük bir şehir. Hayır, neredeyse bu. İstanbul'un %50 nüfusu bir anda artmış oluyor. Yani bir anda büyük bir kalabalık geliyor. Tabii bunların hepsi İstanbul'a gelmiyorlar. Bir boğazlara geliyorlar.
Çünkü başka zaten oradan geçecekler. O sırada tabii işgal güçleri bunları İstanbul'a hemen çıkartmıyorlar. Bunların bir kısmını Çanakkale'ye gönderiyorlar. Çanakkale'de büyük bir kamp kuruluyor. Hı hı. Askeri bir kamp kuruluyor ve o askeri kampta eğitimlerine de devam ediyorlar. Şeylerine de kendi birliklerini muhafaza ederek, silahlarını muhafaza ederek bir kamp kuruluyor. Çatalca'ya gidenler oluyor. Orada işte Kozak birlikleri, Rus Kazaklarının şeyleri oluyor. Ama tabii esas kısım bir anda İstanbul'a paldır küldür doluyorlar. Kızlı erkekli doluyorlar ve tabii İstanbul için çok büyük bir, yani hayatında çok büyük bir değişikliğe İstanbul'un yol açıyor. İstanbul'un sosyal profilini ne değiştirecek? Evet. En önemli nokta hangisi? Yani aslında çok çeşitli noktalar var fakat tabii gelen ekip, yani bir taraftan tabii erler, askerler var Beyaz Orduların, hı hı, ama onlar daha çok dediğim gibi o kamplarda muhafaza ediliyor. Bir de Rusya'nın zengin ve aristokrat kesimi esas, hı hı, geliyor. Onlar İstanbul'a geliyorlar. Şimdi İstanbul'a tabii Rusya'nın aristokrat, zengin kesimi gelince ne getiriyor? Daha çok işte o eğlence hayatı, gece hayatı veya işte kendi lüks yaşam kültürlerini falan bir anda İstanbul'a getirmiş oluyorlar. İlk bale okulunun kurulması da yine Ruslar zamanında olmuş. Tabii müzik geliyor bununla birlikte. Tabii sırf aristokrat kesimde piyano çalanlar var, işte opera yazanlar var, söyleyenler var. Bunlar içinde üst düzey müzisyenler, ressamlar, roman yazarları, birçok tabii değişik alanlarda etkili olmuş isimler de var. Bunlar da tabii İstanbul'un toplumsal hayatını, eğlence hayatını ve kültür hayatına ciddi etkide bulunuyor. Yani İstanbul'da da büyük bir bir çalkalanmaya her anlamda yol açıyor. Bu Florya meselesi de çok ilginçti değil mi? Florya'da. Evet, şimdi dağılabilirsek. Evet, şimdi mesela o da önemli bir nokta. İstanbul'da, daha sonra Türkiye'de o zaman denize girme kültürü yok. Öyle bir kültür yok yani denize girmek, hani gidelim plaja, şimdi havlularımızı alıyoruz, seriyoruz, yatıyoruz, giriyoruz falan denize. Şimdi böyle bir şey yok. İnsanların denize girmek diye bir ihtiyacı yok. Ruslar tabii geldiği zaman bunların belirli bir kısmını bugünkü o Florya taraflarında, sıcak denizlere inmiş oluyor. Evet. Florya tarafında da bunlara bir kamp kuruluyor. Tabii Ruslar da denize girme, daha sonra deniz oralarda yok ama nehirler çok var. O nehirlere hep girilir. Ta eski zamanlardan, yani Çarlık döneminden de beri girilir. Şimdi denizi bulmuşlar, güzel deniz gibi sıcak denizlere inmişler. Tabii Rus kadınları, kızları falan, kızlı erkekli denize girmeye giriyorlar. Tabii güzel plaj, hava güzel, şey güzel, doğa güzel. Tabii bu anda, bir anda orası bir çekim merkezi oluyor haliyle. Türkiye, İstanbul'un dört bir tarafından denize girenleri görmeye gidenler, işte tabii tırnak içerisinde yarı çıplak tabii, hı hı, Rus kadınları mayolarıyla bilmem neyle falan, o zamanın İstanbul'unu düşünün tabii. Amerika'da da ilginç bir şekilde o zamanlarda başlıyor. Öyle mi? Evet, ha, evet. Hı hı. İlginç bir senkron yani. Evet. Hı hı. Sonra tabii orası büyük bir çekim merkezi olmaya başlıyor ve aslında oranın ismi Florya değil, Florya. Florya'da bir kuşun adı ve oradaki ormanlarda o kuştan bulunduğu için Florya deniyor oraya. Fakat bizim gelen beyaz Rusların dili dönmüyor Florya'ya ve o Florya bir süre sonra Florya, Florya diyemiyor. Florya'ya dönüyor ve Florya'da işte o beyaz Rusların oradaki plaj zevkinden dolayı aslında bugün oraya Florya diyoruz. Yoksa oranın ismi Florya olacaktı beyaz Ruslar Türkiye'ye gelmeseydi. Evet. Bir de pastane kültürü, muhallebici kültüründen pastane kültürüne geçmesinin de Türk toplumunun diyelim etkisi, evet, büyük. Ruslar aslında, hı, bugün hala bile pastalarıyla falan çok övünürler. Hı. Yani işte biz dünyanın en güzel pastalarını yaparız falan, hı, gibi şeyleri hala da vardır. Güzel midir peki? Güzel. Boş yani biraz mi? Daha farklı yani, hı, bizim pastalar gibi değil ama biraz daha kuru ve şey. Neyse, onları şeylere bırakalım diye. Yemek tarihçilerini. Aslında size bırakmak lazım. Şimdi o pasta ne kültürü de tabii Ruslarla birlikte geliyor. Ve aslında bunun daha öncesi de var. Yani sadece beyaz Ruslarla İstanbul'a tam olarak, hı, geliyor ama Çarlık döneminde de
yavaş yavaş Karadeniz'den Karadeniz kıyılarına da pastacılık gelmiş. Hatta bakın Türkiye'deki İstanbul'daki pastane sahiplerinin çoğu Karadenizlidir. Çünkü onlar aileden gelmiştir. Nasıl? Çünkü işte Karadeniz üzerinden sınır komşusu olduğu için Rusya ile orayla alışveriş gidip gelme var. Ticaret yapanlar var. Sınırın öbür tarafına geçiyor. Orada pastaları mastaları görüyor. Sonra onu, o işi orada yapmaya başlıyor. Hatta orada gidip pastacılık öğrenip Türkiye'ye dönenler falan da var. Daha öncesinden itibaren. Ama tabii İstanbul'a bir anda şeylerin gelmesiyle de bu pastacılık meselesi de İstanbul'da hızlı bir şekilde yayılıyor. Bir de aile faciaları başlıyor galiba bu dönemde. Tabii. Şimdi haroşalar geliyor. Bugünkü Natoşaların karşılığı diyelim. Haroşa. Yani aslında tam öyle, yani o zaman Rus kadınlarına haroşo ismini veriyor Türk toplumu. Haroşo şey demek. En çok duyulan Rusça kelime olduğu için. Evet, kelime. İyi, tamam anlamında. Hı. Yani aslında iyi karşılığı ama hani bir şey söylediniz. Ha tamam. Demek için de kullanılır. Dolayısıyla en fazla duyduğu kelime o olduğu için Rus kadınlarına veya gelen beyaz Rus kadınlarına haroşo denmeye başlanıyor. Ve tabii bu da büyük bir şey arasında Türk arasında. Toplumunda tabii Türk toplum aile ciddi bir krizler yaratıyor. Boşanmalar hızlı bir şekilde artıyor. Bu konuyla ilgili basında büyük tartışmalar oluyor. Ahlak konularında tabii birçok yazılar, şeyler çizilmeye, karikatürler çizilmeye. Çok sayıda evet. Çok ilginç karikatürler çok, gördüm evet. Ve karşılıklı tartışmalar var. İşte kimisi diyor ki bunlar bizim ahlakımızı bozdu. Kimisi diyor ki olur mu öyle şey bilmem ne falan şeklinde. Erkekler şimdi, tabii ki olur öyle şey diğer taraftadır anladığım kadarıyla. Tabii ciddi bir boşanmalar falan da oluyor yani şey hayatında. Mesela kadınların restoranlarda hizmet etmesi falan da orada o zaman başlıyor. O dönemde öyle bir şeyler yok. Gidip restoranda falan belki Rum gayrimüslimleri, Rum Ermeni meyhanelerinde falan bilmiyorum ama esas olarak çiçek pasajı da anlatmıştın. Ha evet. Evet. Şimdi çiçek pasajı da o bakımdan yine beyaz Ruslara borçluyuz ismini. Çünkü o dönemde o beyaz Rusların tabii Türkiye İstanbul'a doluşmuşlar yapacak iş çok fazla yok. İşgal dönemi, kriz, savaştan çıkılmış falan. Ne iş bulurlarsa yapıyorlar. Tabi baronesler, kontesler bilmemler falan restoranlarda çalışıyorlar, şey yapıyorlar falan. Bir taraftan da bunlar eskilerden filmlerde hatırlıyorsunuz şöyle tablalarda işte sigaralar, çiçekler, çikolatalar falan satılır. Sinemalarda olur da evet. Şimdi Galata Köprüsü'nün üzerinde falan ve tabi Pera'da. Yani İstiklal Caddesi de bugün orada bunları satışlarını şeylerini yapıyorlar. Fakat tabii bazı bunlara yönelik sarkıntılıklar tabii haliyle oluyor. Bunlar da kendilerini o tür durumlarda çiçek pasajının o zamanki yani adı çiçek pasajı değil de o zaman çiçek pasajının içine atıyorlar kendilerini saklanmak için. Ve bir süre sonra orayı mesken ediniyorlar ve çiçeklerini orada satmaya başlıyorlar ve ondan sonra orası yavaş yavaş çiçek pasajı olarak anılmaya başlanıyor ve işte bugün oraya çiçek pasajı denmesi de yine o beyaz Rusların bize bıraktığı evet, hatıralardan bir tanesi. Bir de ne güzel Rus lokantaları vardı değil mi? Rejans vardı. Evet. Gerçi güzel haberlerini aldık. Yanında yeniden toparlanınca açılacakmış. Öyle mi? Evet. Ha, o da güzel. Evet, evet. Güzel haber. Ankara'da Karpiç varmış Karpiç, galiba. Karpiç evet, çok. Atatürk'ün çok sevdiği. Evet ama 30'larda falan daha geç kuruluyor. Ama evet Karpiç tabii en meşhurlarından bir tanesi. Yani Türk bürokrasinin de veya Türk aydınlarının şeylerinin gittiği önemli mekanlardan bir tanesi Yunanlar Ankara'da. Yunanlar hep öyle derler. Siyaset mutfakta pişer. Masada pişer. Onun gibi. Aynı zamanda ilk bale okulumuzu da beyaz Ruslara borçluymuşuz. Evet. Yani sirkler var. Sirk kuranlar oluyor. Yani aslında her türlü uyduruk iş yapılıyor o dönemde. Yani çünkü para kazanılması lazım. Ceplerinde getirdikleri paraların hiçbiri bir süre sonra devrim iyice yerleştiğinden dolayı hiçbir anlam ifade etmemeye başlıyor. Yani çarlık paraları. Rubleler mi hala? Evet. O çarlık eski rubleleri. Özellikle geri dönmek için onları galiba bavullarında orijinal halde saklıyorlarmış. Evet. Sonra ilk başta bunlar değiştiriliyor. Yani döviz olarak
değiştiriliyor ama çok düşük şeye. Artık bir süre sonra Ekim devriminin oturmasıyla, yani Bolşeviklerin iktidarda kalıcı olduğu anlaşılmasıyla, hı hı, o paralar çöp haline geliyor. Hı hı. Tabi biraz şey satıyorlar, mücevherlerini falan bir süre satıyorlar. Onlar da tabi çok yok pahasına o dönemde gidiyor. Tabi yapacak iş bulmaları gerekiyor. Dolayısıyla devamlı bir şeyler uyduruluyor. Yani sirk açılıyor fakat mesela sirkte hiç çalışmamış insanlar sirk açıp palyaçoluk yapmaya başlıyor. Çok sayıda mesela anı var, evet, Rusya'da çıkmış. Evet, kitaplara da bakalım biraz. Yani Rusya'da bu konuyla ilgili çok ciddi literatür var. Hı-hı. Ben sadece birkaç tane örnek getirdim. Birazcık yani, içeriklerinden. Mesela Raevski var. Yine bir Rus Beyaz Ordu subayı. Çanakkale'deki kaldığı dönemdeki, Gelibolu'da kaldığı dönemki anılarını mesela kaleme almış. Onun dışında burada yine derlenmiş 4 tane başka hatıra var. İşte Slobodsky, Chebyshev, Fedorov, Dostoyevski ve Bobrovski'nin. Bunlar 1920'lerde çıkmış. Kimisi, hı-hı, Avrupa'da, kimisi şeydi. Neler yapmışlar? Bunlar işte şeyden başlayarak, kimisi Çanakkale'de, kimisi, hı-hı, İstanbul'da falan bulunmuş. Çatalca'da bulunanlar var. Ve mesela hepsinde dikkati çeken, çok, hı-hı, meşhur o dönemin popüler olaylarından bir tanesi de böcek yarışları. Ondan bahsedecektik. Evet. Böcek, evet, yarışları gerçekten... İşsizlik öyle bir had safhaya geliyor ki tabii şey oynanıyor, tombala falan bir taraftan İstanbul'da, hı hı, popüler fakat işgal kuvvetleri tombalayı yasaklıyorlar. İşgal kuvvetleri tombalayı yasaklayınca bizim beyaz Ruslardan iki tanesi büyük bir icat yapıyorlar. Hamamda, hı hı, terlerlerken uzanmışlar, hı hı, yatıyorlar falan. Bakıyorlar orada iki tane hamam böceği koşuşturuyor, hı hı, falan. Onların bir ilgisini çekiyor o hamam böceği, böyle hızlı hareketleri şeyleri. Ve bu hamam böceklerini alıyorlar, bir düzenek kuruyorlar, bir tahta oralara kulvarlar yapıyorlar. Altına da başlangıç bölümünde de start çizgisinin oraya da alttan ateş veriyorlar. Ateşle ısınan hamam böceği, hamamdaki işte o göbek taşında koşması oradan, onlar şey yapıyor ısınmasından dolayı, tak verince hamam böcekleri koşturmaya başlıyor. Ve bir anda bu İstanbul'da çok büyük bir olay haline geliyor. Nasıl bugün at yarışları şu bu, işte loto oynanıyor, toto, moto, bilmem neler, milli piyangolar, şunlar var. Onun gibi çok geniş bir şekilde oynanmaya başlıyor. Horoz dövüşü gibi. Evet, her tarafa yayılıyor. Herkesin kendi böcekleri oluyor, onları alıyorlar, yarıştırıyorlar. Büyük paralar oynanıyor. Büyük paralar kaybedenler oluyor, büyük para kazananlar da, hı hı, oluyor ve bir anda İstanbul o şeyin de yasaklanmasından dolayı, tombalanın da yasaklanmasından dolayı o bir anda kumar şeyi böcek yarışları üstüne. Evet, böcek yarışları, hı hı, üzerine yoğunlaşıyor ve mesela bütün o dönemde Türkiye'den yolu geçmiş beyaz Rusların hepsinin mutlaka şeylerinde, hatıralarında böcek yarışlarından bahsedilir ve anlatılır. Ailelerin yine çökme raddine geldiğinden de bahsetmiş. Evet, galiba, evet. Yani tabii para kaybettikleri büyük para için kaybedenler oluyor. Yani bu şey gibi, hani ufak tefek eğlencelik değil, artık ciddi paraların konduğu bir oyuna dönüyor. Mesela tarif ediyorlar anılarda. Şeyin etrafının da o böcek yarışlarının yapıldığı tahtanın işte etrafında platform edilen toplananlar, bağıranlar, çağıranlar, işte yüzü kızaran, kızaranlar, böceğine hadi koş koş yürü falan, hani atlara yapıyorlar ya şeyde. Ruleti çevresi gibi. Sadece rulet. Yani çok böyle ihtiraslı şeyli oyunlar dönüyor o zaman. Böcek yarışları da onların o işsizlik döneminin temel işlerinden, aslında icatlarından bir tanesi. Yasaklanarak mı kalkmış bu, kendi kendine mi gelenek? Herhalde bir süre sonra kendiliğinden kalkmış olsa gerek. Zaten beyaz Ruslar bir süre sonra şeyde terk ediyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, 1920'nin Kasım'ında geliyorlar, hı-hı, ve çok ciddi bir kalabalık var. Aslında itilaf güçleri bunları, tabii işgal güçleri, hı-hı, buraya çağırıyor, tutuyor ama bir süre sonra onlar da bunlardan kurtulmak istiyorlar. Ve onları ordu olarak kabul etmiyorlar. Hı hı. Diyorlar ki dağılacaksınız, silahları bırakıp nereye gideceksiniz giderseniz, isteyenler diyorlar şeye dönsün,
Rusya'ya geri dönüyorsun. O sıra Rusya af da çıkartıyor, Sovyet Rusya. Hı hı. Diyor ki evet şu af şartları çıkartıyor. Bu konuda geri dönenler, şunları şunları kabul edenler falan cezalandırılmayacaktır diyerek bir af da çıkartıyor. Onlar itiraf güçleri de artık kaybetmişler. Ciddi de büyük masraf yediriyorlar, içiriyorlar bilmem ne falan. Tabii çok cüzi şeyler veriyorlar ama nereden baksanız büyük sayıda bir kitle var. Bir sözüne bunlar geri dönmeye de başlıyor. Tabii Brezilya'dan Amerika'ya, Fransa'dan Almanya'ya, efendim Kuzey Afrika'dan nasıl diyeyim işte Doğu Avrupa'ya, Batı Avrupa'ya kadar her tarafa insanlar gitmeye başlıyorlar ve 1900 artık İstiklal Savaşı'nda Türkiye'de başarıya ulaşmasıyla birlikte şeyler esas olarak Türkiye'yi bu 150 bin 200 bin çoğu terk ediyor. Bir de şeyden de çekiniyorlar. Şimdi İstiklal Savaşı başarıya ulaşmış. İstanbul'da artık Ankara hükümetinin eline geçecek. Ankara'da Moskova'nın dostu. Tabii Atatürk, Lenin dostluğu var. Hı hı. Efendim ortak Bolşeviklerle Kemalistler arasında ciddi bir ittifak söz konusu. Acaba Bolşeviklere bizi verirler mi, geri gönderirler mi korkusu da oluyor. Bundan dolayı tabii çoğu terk ediyor. O beyaz sıradan çok az bir kısmı Türkiye'de yerleşik olarak kalıyor. Ama esas olarak yani çoğu başka ülkelere gidiyorlar. Yeni yıla da girmişken hem birazcık Rusların Noel'de ne yaptığını öğrenelim. Bir de yılbaşına nasıl girdiklerini öğrenelim. Ne yapar Ruslar Noel'de? Mesela İspanyollar, İtalyanlar masaya otururlar. Yaklaşık 12 saat masada kalırlar. Şimdi şöyle. Noel masa demektir. Şimdi Noel tabii orada 24. Pardon onlar da 6 Ocak tabii. 7 Ocak. 7 mi? 7 Ocak. İşte 7 Ocak şey Rojdestvo dedikleri için işte Noel. 7 Ocak'ta işte 13 günlük farktan kaynaklanıyor da. Yani 24, 13 gün geriye gidin 24'e denk geliyor. Yine o Julian ve şey takvimi arasındaki. Rum Ortodokslar da 6'sında kutluyorlar. 7, evet. 7 Ocak. 6, 7, evet. Kıstavros. Ve orada yani genel olarak tabii Noel dediğinizde şey yani Rusya'da tabii şöyle bir şey vardı. Yani bunu Rusya ile iş yapan devlet adamları da bilir. Rusya ile İş yapan iş adamları da bilir. Tipiktir yani. Ocağın başından ortasına kadar Rusya'da bir tatil vardır. Ve denir ki zaten ilk 15 gün zaten hep tatil. Ondan sonra da anca ocağın sonuna doğru ayılırlar denir. O yüzden mesela Rusya'da ocağın başından neredeyse sonuna 20-25'ine kadar bir iş yapılmaz. Ne devletle ne şeyle. Yugoslavya'da da öyle bir yasak varmış bir süre. Belirli bir saate kadar içki satışı yasakmış. 1'e kadar. Ve saat 1'de bütün içki sakatan dükkanların önünde büyük bir izdiham olurmuş. Acaba Rusya'da da böyle bir yasak var mıydı? Rusya'da yeni koydular. Yani Rusya'da son 5, 6, 7, 8 tabii senir adım adım içki satışı konusunda şeyler konuldu. Yasaklar konuldu ama Rusya'da tabii alkolizm çok üst düzeye geldi ve çok küçük yaşlara kadar düştü. Ne gibi yasaklar var mesela? Kısıtlamalar nasıl? Yani eskiden hiçbir kısıtlama yoktu. Yani mesela kütüphanelerde mesela bira içki sayılmazdı. İçki statüsünde değildi. Kütüphanede bile bira falan satılırdı. Sonra yavaş yavaş onu kaldırdılar. Arkasından sokakta İspirtolu içkilerin içilmesi yasaklandı. Yani hani vodka, cin, min, o vari şeylerin içilmesi ve üstü belki. Yasaklandı. Yani bira falan serbestti. Daha sonra ispirtolu içkilerin gece 11-12'den sonra satışı yasaklandı. Sonra artık onu daha erken alıyorlar. Daha erken aldılar ve şeyi de düşürdüler. Yani alkol derecesinde sırf %20 alkol üstü gibi olabilecekken onu da daha da düşürdüler ama Rusya'da tabii alkolizm çok ciddi bir değişiklik oldu mu peki bir sonuç alınabildi mi? Vay yani pratik olarak bir illaki bir sonuç bir şeyi olmuştur. Yani etkisi mutlaka olmuştur ama yine
içmek isteyen bir şekilde illaki yolunu zaten... Vodka'dan bahsetmişken biraz da periyodik cetvele girelim mi? Vodka. O da bizim için sürpriz oldu. Evet, vodka'nın mucidini tabii herkes... En azından şeyini, geliştiren, evet, formülü geliştiren. Şöyle bir standarda oturttuğu için. Yani daha önce vodka tabii bilmem kaç yüzyıllık bir kültür ama standarda olan bir içki değil. Yani nasıl evde boğma rakı yapılıyor, bilmem ne yapılıyor, onun gibi... Vodka falan üretiliyor. Bir kimyagerin elinden çıkınca bambaşka oldu tabii. Hepimiz işte lisede falan biliriz o meşhur periyodik cetvel vardır işte kimya çok elementlerinin. Ona Mendeleyev tablosu da denir. İşte Mendeleyev'in doktora tezi ispirto ile suyun karıştırılarak içecek haline getirilmesi üzerine doktora tezini yazıyor Petersburg Üniversitesi'nde. Ve onu 21 veya 22 Ocak'ta tezini savunuyor. 1800'lerin ikinci yarısından sonra. Ve onun doktora tezini savunduğu gün vodka'nın doğum günü kabul ediliyor. Çünkü %40 alkol olması esasını getiriyor. Esasını, standardını o getiriyor. Hatta işte tez savunmasından çıkarken de işte ne 39 ne 41 %40 olmalıdır dediği falan da Mendeleyev'in iddia edilir. Ve yani hala da Mendeleyev, vodka'nın babası, onun doktora tezini savunduğu günde vodka'nın doğum günü olarak Rusya'da kabul edilir. Öyle bir periyodik cetvel yapmak için de başka bir çare olmasa gerek. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yakın zamanda yeniden bekliyoruz başka konularda. Tabii. Ve herkese iyi akşamlar diliyoruz. Mehmet Perinçek'le birlikteydik. İyi akşamlar. İyi akşamlar.